Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Ermenileri için oldukça yoğun geçti. Cuma günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın Riyaseti ile rahip takdisi gerçekleşti. Cumartesi günü Meryem Ana'nın 3 yaşında mabede sunuluşu yortusu kutlandı. Pazar günü ise Kalfayan Yetimhanesi Okulu Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşen kutsal sunu ayininde buluştu. Feriköy Surp Vartanans Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın Riyaseti'nde 20 Kasım Cuma akşamı Diyakos Vaarşak Seropya'nın kahinliğe çağrı töreni düzenlendi. Akşam duasıyla başlayan bu özel törende Diyakos Vaarşak Seropyan kiliseden içeri dizleri üzerinde yürüyerek girip Başrahip Tatul Anuşyan, Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan eşliğinde okunan dualar ve ilahilerle Patrik Hazretlerinin önüne geldi ve kahinlik çağrısıyla kiliseye sunuldu. Patrik Hazretlerinin bu tören için okuduğu özel duaların ardından Diyakos Vaarşak ayağa kalkıp kilisenin iman bildirisini okudu. Patrik Hazretlerinin günün anlamını açıkladığı vaazın ardından tören son buldu. Patrik II. Saak 21 Kasım Cumartesi sabahı ise Kumkapı'daki Meryem Ana Patriklik Merkez Kilisesi'nde Meryem Ana'nın 3 yaşındayken mabede sunuluşu yortusu vesilesiyle kutsal sunu törenini sundu ve patriklik makamına hizmet eden Diyakos Vaarşak Seropyan'ı önce peder ardından rahip takdis etti. Diyakos Vaarşak Seropyan dizleri üzerinde yürüyerek sunağa çıkıp Patrik Hazretlerinin önünde durdu. Okunan dualarla önce Diyakos Vaarşak dünyadan feragat etti, sonra Patrik Hazretleri Diyakos'un üzerine el koyarak onu peder olarak takdis etti, pederlik kıyafetlerini giydirdi, kutsal yağ ile kutsadı ve bundan sonra Ermeni Apostolik Kilisesi'nde pederlik yapma yetkisi verdi. Sonra hazır bulunan tüm din görevlileri sırayla yeni rahip Hovagim Seropyan'ın meshedilen alnını ve ellerini öptüler. Ardından kutsal sunu ayinine devam edilerek kominyon yani kutsal ekmek ve şarap dağıtımına geçildi. Daha sonra yeni ruhani Hovagim'in rahipliği takdis edilerek ona rahiplere ait başlık bizzat Patrik Hazretleri eliyle giydirildi. Tören sonunda imanlılar sunak önünde bekleyen yeni rahip Hovagim'in takdis duasını aldılar. Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayini ile Kalfayan Yetimhanesi Okulu'nun geleneksel olarak yapılan yıllık sevgi sofrası buluşması 22 Kasım Pazar günü koronavirüs salgını nedeniyle ayinler çerçevesinde yapıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sakın riyaset ettiği ayinde kutsal sunuyu Rahip Harutyun Damadyan gerçekleştirirken Rahibe Kayane Dulkadirya'nın yanı sıra kilise diyakos ve muganileri de Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Ermenice vaazın ardından Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ermeni toplumunun tanınmış ve saygın isimlerinden Diana Kamparosyan'ı sunağa davet ederek, Patrik Hovannes Golod Altın Madalyası'nı bugüne dek toplumuna verdiği hizmetlerden dolayı kendisine sundu. Daha sonra Türkçe vaazında, vermek almaktan daha mutlu eder konusuna değindi. Hepimizi yüreğini sıkıştıran, ölüm haberleri, salgın haberleri, ona ilişkin işsizlik, insanların işlerini kaybetmeleri, eğitimin devam edememesi ve bunun ne zaman biteceğine ilişkin herhangi bir takvimin olmaması, ekonomideki çalkalanmalar, savaşlar, deprem haberleri, gerçekten seyrettiğimiz ve okuduğumuz haberler yüreğimizde bir şeyi uyandırıyor, kaygı ve Jesus Christos kendisini dinleyenlere dedi ki, niçin yarın için kaygı çekiyorsunuz? Kaygı çekmekle bir şeyleri düzeltebilir misin sen? Elbette ki düzeltemezsin. Niçin kaygı çekiyorsun? Çünkü güvenmiyorsun. Tanrı'ya güvenmiyorsun. Onun seni koruyacağına, kollayacağına güvenmiyorsun. Kaygı çekmemizin nedeni güvensiz bir dünyada yaşamamız. Ve yarını gerçekten biz bilmiyoruz. Ne getirecek? Neyle karşılaşacağız? İyi mi olacak, kötü mü olacak? Jesus demiyor ki biz hazırlık yapmayalım geleceğe. Tedbirlerimizi almayalım. Sadece diyor ki bunu psikolojik bir soruna çevirmeyin. Bunu ruhunuzda bir depreme çevirmeyin.
sizi çürütmesin bu kaygı. Tam tersine ruhunuzu güvenle doldurun. Güven gelsin. İçinizde olsun o güven, dışınızda olmasın. Bir başka güven var. O da içten gelen güven. İşte biz bu içten gelen kuvvete ihtiyacımız var. Bunun adı imandır. Tanrı'ya güveniriz ve deriz ki ben elimden geleni yapıyorum ama beni aşan hesaplar var. Bu sistemi yaratan, bu sistemin içine seni koyan, koruyan, kollayan ve sana ömür vermiş olan Yaradan'ınla ilişkin nasıl? Tek kaygılanman gereken şey bu aslında. Tek düşünmen gereken bu. Onun gözüne girdim mi ben? Onun gözünde zengin miyim ben? Onun dediği şeyleri yerine getiriyor muyum? Bu dünyada sevgi derslerini öğrendim mi ben? İşte bu bizim için en önemli soru ve kaygı konusu olmalı. Bunu yaptıktan sonra öteki şeyler gelecek, geçecek, kalan hiçbir şey yok. İyilik sadece alınacak bir şey değildir. İyilik verilecek bir şeydir aynı zamanda. Efendimiz İsa Mesih dedi, vermek almaktan mutludur. Vermek almaktan daha mutlu eder. Öyle ki halkımızı mutlu olmaya davet ediyoruz.